Bismillahirrahmanirrahim. A'ıf-ı İlahiyat Arapça 4 bölüm 10. 4 alt başlıktan oluşuyor. Konumuz da. Münada nedir? Bir nida edatıyla, nida edatı nedir? Aşağıda gelecek. Bir nida diye adlandırılan edat ile seslenen kişiye münada denilmektedir. Ha, bu münada mureb midir, mebni midir, irabı nedir, kendisine reklam takılsa yani bağlansa ne olur, bağlanmasa ne olur. Konu bunun üzerinde dönecek. El hatiful ciridi. Ciridu. Hatif telefon, el cidid yeni demek, sıfattır. El kitabu, el cididu, yeni kitap. El hatiful ciridu, yeni telefon. Cirid sıfat yani. Yusuf ile Abdullah arasında geçen bir diyalog söz konusu. Yusufu, gayrı mustariftir bu kelime. Yusufun değil, gayrı mustarif konusunu hatırlayalım. Yusufu, Yusuf şöyle diyor. Uridu, ben istiyorum. Uridu ene, gizli zamir var bu fiilde. Ne istiyorum? En eşteriye, satın almak. Ne? Hatifen, bir telefon. Öyle telefon ki zekiyen, akıllı telefon. Öyle akıllı telefon ki cediden yeni, yani ikinci elde değil sonuçta. Yeni, zeki, yani akıllı bir telefon almak istiyorum. Ma ra'yuke ya Abdallah. Abdullah, senin ra'yın, ra'y görüş demek, ke sen demek. Ra'yeke, ra'yuke, senin görüşün nedir? Bu konuda ne dersin, düşüncen ne diye soruyor ona. Abdullah cevap verir. Abdu, abde, abdi. Bu dal cümlenin akışına göre farklı hareketlere sahip olabilir. Abdullahi, Abdullah şöyle cevap verir. Limada, niçin te tesaelu? Niçin soruyorsun? Ve ente, sen oysa ki alemun nas, insanların en iyisi, en iyi bilenisin. Neyi en iyi bilensin sen? Uzay bilimlerini mi? Hayır. Bi ra'yi, benim görüşümü. Fihi, bu konudaki. Bi ra'yi fihi, bu konudaki görüşümü en iyi bilen sen olmana rağmen hala niye soruyorsun? Ya Yusuf, Yusuf. Ve felden. Felden burada ayrıca diye çevirmiş. Ayrıca, ek olarak, bu anlattıklarıma ilave olarak. En delike, yani bunlara ek olarak. Ledeyke, sende var. Ney? Cevvalun, bir telefon. Cevval da telefon demek, hatif de telefon demek. Levkâne hüve, gizli zamir hüve. Her ne kadar o telefon olsa da. Min kadimi tirazi, eski model olsa da. Kadim eski demek, tiraz model. Eski model de olsa senin bir telefonun zaten var. Yani neden alıyorsun? Boş iş demeye getiriyor. Yusuf'u Yusuf, Yusuf şöyle diyor. Yecbu, gerekiyor. En ta'leme, bilmen gerekiyor. Senin bilmen gerekiyor. Ennel hatife, şüphesiz ki telefon. El mahmul, hatifel mahmul. Cep telefonu. Esbaha oldu. Min daruriyatil hayati. Hayatın zorunluluğu haline. Hayattan bir parça. Hayatın bir zorunluluğu haline gelmiştir. Bunu bilmen gerekir. Testadî'u, güç yetirebilirsin. Yani yapabilirsin. Ebilmek, abilmek. Müşahedetel mekâti'i. Mekâti parçalar demek. Parça parça videolar izlemeye güç yetirebilirsin. Yani videolar izleyebilirsin. Ve eflâmi, filmler de izleyebilirsin. Eflâm da kırık çoğuldur. Ne sayesinde, ne vasıtasıyla? Amral hatifil zekiyi, akıllı telefon vasıtasıyla, akıllı telefon üzerinden bunları yapabilirsin. Bir ilafeti ek olarak, ila enneha, bu anlattıklarıma ek olarak, müzevvedetün, ziynetlenmiştir, donatılmıştır o telefon yani. Bir hidimatin veya hadimatin, hidimat diyelim, hidimatin, hidematin, hizmetlerle, öyle hizmetler ki bunlar tesmahu, mesaha yemsah, tesmahu olanak veriyor. Lel müstehdimine, kullanıcılara, kullanıcılarına olanak veriyor. Ne olanağı veriyor? Teşgilel musiki,
Musika diye yazmış. Müzik dinlemeye olanak veriyor. Evet, tescile sauti ve gayre dalik. Tescile saut ses kaydetmek demek. Ve gayre dalik bu anlattıklarımın dışındaki şeylere de olanak veriyor. Mesela navigasyon gibi, kıble bulmak gibi. Ve yahrucu çıkar kim? Yusuf'u Yusuf. Niye? Liyeşteriye satın almak için. Ne? Hatifen telefon. Nasıl telefon? Cediden yeni bir telefon satın almak için Yusuf çıkar. Artık evde mi neredeyse oradan çıkar gider. Ve yaudu yine döner. Kim? Hüve gizli zamir. O Yusuf döner. Ne zaman? Ba'de sa'ateyn 2 saat sonra. Ba'de sonra demek. Sa'ateyn 2 saat demek. Ve Abdullah ve sadikani lehu. Ve Abdullah ve sadikani lehu ve ona ait olan 2 arkadaş calisune otururlar iken nerede? Fil makha kafede. Otururlar iken döner. Öyleyse ne oldu? Hal oldu. Vav haliye. Abdullah mübtedadır. Calisune haberdir. Abdullah ve sadikani lehu. Burası atfedilmiştir. Calisune. Burası sonuç olarak isim cümlesi olarak haldir. Abdullah konuşmaya devam ediyor. Abdullah diyor, ehlen ve sehlen ya ehi, hoş geldin kardeşim. Ehi kardeş, ehlen ve sehlen, hoş geldin. Keyfe nasıl, kanet idi es-sugu, çarşı. Yusuf cevap verir. Ya lehu diyor. Ya lehu bir şaşırma ifadesidir. Ya lehu min izdihamin şedidin. Çok kalabalık. Lakin fakat istadatu yine de satın almayı başardım yani alabildim. Şirae hatifin. Hatif telefon, şira satın almak. Satın almayı başardım. İstadatu başarmak demek. Yerine getirebilmek, güç getirmek. Neye? Şirae hatifin telefon satın almaya. Ma ra'yuke senin görüşün nedir? Fi hadel hatifi. Bu telefon hakkında ne dersin? Ne düşünüyorsun? Akıllı telefonlardan anlayan birisi herhalde. Ona soru soruluyor. Abdullah diyor ki ya Allah, bakın yallah değil de ya Allah mebrukun. Mebruk güle güle kullan manasında. Ya Allah, Allah şaşkınlık ifade ediyor. Mebruk güle güle kullan. Mebruk bereketlensin, bereketli olsun. Hayırlı olsun yani bir yerde. Güle güle diye, güle güle kullan diye çevirmişler de hayırlı olsun. Güle güle kullan aynı mana. Macmele hadel hatife. Ne kadar da güzel bir telefon diyor. Macmele ne kadar da güzel hadel hatife bu telefon. Hada bu telefon müstamelen kullanılmış mıdır? Em yoksa celidun yeni midir? Sıfır mıdır? Ve aynı zamanda bir soru daha sorayım. Böyle boş geçmeyeyim ben. Bir kem kaç lira, kaç TL? Artık TL demeyelim gerçi. Türkiye'de geçmiyor olabilir diyaloglar. Bir kem kaça iştarayt da satın aldın. Hadel hatife bu telefonu eyyühe sadiku. Ey arkadaşım. Yusuf cevap verir. İştarayt da satın aldım hatifen bir telefon cediden hem de yeni. Niye? Lielle ut'ibe nefsi. Kendimi yormamak için yeni bir telefon aldım. Mal müstameli kullanılmış telefon ile kendimi yormamak için lielle ut'ibe yormamak için nefsi kendimi mal müstameli kullanmış telefon ile ve femenuhu onun da semeni yani fiyatı parası ücreti selasetu alafin alafi liratin 3.000 lira 3.000 TL'dir. Ba'del müsavemati tavilete. Tavile uzun, müsavemat ise pazarlık manasına geliyor. Uzun bir pazarlıktan sonra 3.000 liraya aldım diyor. Abdullah, ehbirni ya Yusuf'u. Ehbir haber ver, anlat, söyle. Ni bana ya Yusuf'u, Yusuf bana söyle. Mahiye nedir mezaya hâze tahatifi? Bu telefonun mezayası. Mezaya meziyetler, özellikleri nelerdir bu telefonun?
Hatta böylece vesalet vardı kıymeti, onun kıymeti değeri ila hadel haddi, bu sınıra. Yani bunun ne özelliği var ki bu fiyata kadar dayandı onun fiyatı? Yusuf anlatıyor. Mezayahu kesiratun. Onun özelliği çoktur. Minha özelliklerdendir. Enne şüphesiz ki fihi onda vardır. Ne vardır? Aletey tasviri. Aleteyi tasviri. İki tane kamerası vardır diyor. Emamiyeten ön ve halfiyeten ve arka olarak. Önde bir, arkada bir olmak üzere iki tane kamerası vardır. Ve emma dikkatu tasvirihi. Dikkatu tasvirihi fealiyetun cidden. Çözünürlüğü de çoktur diyor. Dikkatu tasvir çözünürlük demek. Nedir? Fealiyetun yüksektir cidden çok. Ver'abun oyunlar varmış. Nasıl oyunlar? Müsliyetun. Eğlenceli oyunları vardır. Ve mezaya başka meziyetleri de var. Uhra başka meziyetleri de vardır. La tuhsa sayılamayacak kadar başka özellikleri de vardır. Ve hader hatifu bu telefon ezzekiyyu bu akıllı telefon ibaretun ibarettir. Neyden? An hasubin bir bilgisayardan musavverin küçük. Küçük bir bilgisayardır. Yani adeta bu akıllı telefon küçük bir bilgisayardır. Şimdi cümle konuşmaya Faysal adlı kişi giriyor. Faysal diyor ki galin cidden çok pahalı. Galin pahalı cidden çok. Galin aslında galiyun idi. Elif-i maksur memdut. O konuları menkus konularını hatırlarsanız galin aslında galiyun, gazin, gazivun. Bu şekilde bir kelime bu da. Çok pahalı. Lakin fakat ezunnu ben zannediyorum ennel bai'a. Bai satıcı, satan ismi fail kalıbı. Kat şüphesiz ki gaşşe aldattı, kandırdı ki seni fi hader hatifi bu telefon konusunda seni aldatmış. Yusuf diyor ki keyfe nasıl tegulu dersen dalike bunu ya hana. Kardeşimiz bunu nasıl dersin? Faysal diyor ki unzur bak ya ahi kardeşim ya dayiben kalbuhu. Özellikle ya dayiben kalbuhu cümlesi kuruluyor. Şimdi ya dayiben kalbuhu ya ahi bunları dil bilgisi işledikten sonra tekrar bunları bir inceleyin. Ya dayiben kalbuhu kalbi temiz olan kişi diyor. Tabi temiz olan kardeşim. En şüphesiz ki o kat şüphesiz ki tehaddeşe min kulli canibi. Tehadişi çizilmiş min kulli canibin her yerden. Bu telefonun sağ solu her tarafı çiziktir. Ellem tara sen görmedin mi? Kavle şirahi onu satın almadan önce. Yusuf diyor ki madane tayni ya Faysalu. Ne demek istiyorsun yani Faysal diyor. Faysal da diyor ki yani ben diyorum ennehu o telefon leyse cididen yeni bir telefon değildir. Bel aksine yeni olmak şöyle dursun. Müstamelen kullanılmıştır. İkinci el bir telefondur bu. Kat şüphesiz ki dahale girmiştir. Hüve o telefon gizli zamir. Nereye girmiş? Veraşete taslihi. Tasnih tamir demek. Tamir atölyesine girmiş. Tamirhaneye girmiştir. İşlem görmüştür. Sıfır değildir diyor. Yusuf diyor ki ya Rabbi ey Rabbim. Lakinnel bai'a fakat satıcı kâne idi. Kat şüphesiz ki aksana billahi Allah'a yemin etmişti. Neye dair? İnnehu o hatifen cediden yeni bir telefondur diye yemin etmişti. Abdullah diyor ki elihadel cevvali zaman. Elihadel cevvali. Bu telefon için var mıdır ney? Zaman yani garanti var mıdır? Yusuf diyor ki nam evet yahi kardeşim fihi. Zamanın bu telefonun garanti belgesi vardır. Zamanın li seneteyni 2 yıl geçerli garanti belgesi var. Velakat hatta vakka imzaladı ala verakati zamani. Garanti kağıdını, garanti belgesini imzaladı kim? Sahibul Muhammil mi diyor? Bir kelime ilk defa gördüm.
Binefsi, bizzat satıcının kendisi bunu imzaladı. Fesal diyor ki, ya sadiki el azize, ey değerli arkadaşım, değerli arkadaşım, sadık demiş burada. Mehma yekun min emrin, mehma her ne yekun olursa olsun, min emrin, bir durum. Hangi durum olursa olsun, imzalasa da imzalamasa da yani, fe bu durumda hadel hatifu, bu telefon var ya, lil esefi, üzgünüm, müstemerim, kullanılmıştır. Maalesef kullanılmıştır. Ve kullu men, her o kimse ki, yanzur, bakıyor, ileyhi, buna, bi imanin, dikkatle, kim bakarsa bu telefona, yefhemu, anlar ki, en o telefon nedir, müstemelen kullanılmıştır. Enstaha, ve ben nasihat ediyorum, öğüt veriyorum, akıl veriyorum, ke sana, niye, en tuvayyirahu, onu değiştir diye, bicidilihi, yenisiyle, sana bunu tavsiye ediyorum. Okuma parçası bitti. Kur'an-ı Kerim'in şu 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 yerlere bakarsanız diyor, münadaları, irabları görürsünüz. Bakara suresi 21 diyordu sanırım. Bir daha bakalım. Bakara suresi 21'de var mesela. Bakara suresi 21 için hangi sayfayı açmalıyım? 28. Açalım. Bu kitap sizlerle paylaşıldı daha önce. Önceki videolarda, ünitelerde indiren varsa şayet. İşte ya Yuhannas, ya nida edatıdır, nida harfidir. Bakara suresi 21'i Kur'an-ı Kerim'den açarsanız daha net nerede olduğumuzu fark edersiniz. Ayetin başında ya var. O ya nida edatıdır. Konumuz onunla alakalı. O ve peşine gelen kelimeyle alakalı. Ya Yuhannas, ya nedir? Diyor ki ya nida edatıdır. Peki eyyü geliyor peşinde. O eyyü nedir? O da münadadır. Nasıl münadadır? Zamme üzere mebnidir. Yani eyyu diye yazılır her zaman için. Ya'dan sonra eyyi gelmez. Eyyu gelir. Ama mahallen de mensuptur diyor. Peki eyyu öyle. Ha nedir? Ha da tembih için gelmiştir. Zaittir. Peşine gelen ennas. Ya yuhannas. Nas nedir? Sıfattır. Diğer de işte na'ittir. Neyin sıfatı? Ey kelimesinin sıfatı olmakta. Hani zamanda ondan bedel olarak da değerlendirilebilir dedi. Peşine gelen ubudu rabbekum, devamını okumuyoruz. Devamı konu dışı şu an için. Bir sonrası Bakara 35'ti. Şöyle bir hızlı sardıralım bakalım. Bulabiliyor muyuz? 35. Kunna ya Ademu. Ya nida edatımız Adem münada. Adem kelimesi için münadadır, mebnidir. Zamme üzeri mebnidir. Mahallen mensuptur diyor. Evet, bunu da öğrendik. Sırada Ali İmran 42 var. Bunun için sayfa 52'yi açıyorum. İkinci ciddeyim. İd kâletil melâiketu. Burada nida edatı var mı? Yanlış yere mi geldik acaba? Göremedim. Derken gördük. İd kâletil melâiketu. Ya Meryem'u. Nida edatı biraz daha gizli gibi gözüküyor değil mi? Çok açık değil. Açık yazarsak ya nida edatı yine peşine gelen Meryem münadadır, alemdir, müfrettir, zamme üzere mebni, mahallen mensuptur. Meryem neymiş? Alem ve müfret imiş. 64'e de bakalım. Sayfa 73'ü açmamız gerekiyor imiş. İnne hâdâ lehüvel kasasul hak. Emâ min ilâhin illallah. 62 miydi ki? 64'müş. Ben de niye göremiyorum diyorum. 64, evet. Kul ya ehlel kitabi. Ya nerede geçiyor? Ya nedir? Nida edatıdır. Peşine gelen ehil kelimesi münadadır, muzaftır, mensuptur fetha ile. Bunu da görmüş olduk. Artık tamamına bakmıyorum yani. Diğerleri de benzer şeylere sahip ayetler, kelimeler. Elinizde kitap vardır. Kitabı sizlerle paylaşmış idik. Siz de daha geniş olarak bakabilirsiniz. Şimdi bakalım konu nedir? Konumuz münada. Nida edatlar nelerdir? Ya, e, ey, eya, heya. Nida, Türkçe'de ey, hey anlamlarına gelen nida harflerinden bir yardımıyla
dikkat çekmek istenmesi durumunda kullanılıyor. Şimdi bunda iki tane şey var. Bir nida edatı, bir de münada var. Münada kendisine seslenilen. Nida ise seslenme amacıyla kullanılan araç gereçtir. Ya nida edatı Muhammed münada. E yani hemze nida edatı Muhammed ise münada olmaktadır. Önce bunu bilelim yani iki tane şey arıyoruz. Münadanın bulunduğu ibare bir cümle kabul edilir. Nida edatları bu cümlede çok kullanımdan dolayı düşürülmüş olan sesleniyorum, çağırıyorum anlamına gelen unadi fiilini temsil ederler. Cümlede ne var? Bir tane de gizli unadi var. Yazıda olmasa da aslında var yani. Bu nedenle münada olan isim düşürülmüş kabul edilen bu fiilin mef'ulü bih hükmündedir. Münada nedir? Yazıda yer almayan unadi fiilinin mef'ulüdür. Tamam. Bununla birlikte nida edatlarından sonra gelen isimlere mef'ulün bih denmiyor ama dikkat et. Onlara yine de ne deniyor? Münada deniyor. Yani ya Muhammedu, ya nida edatı Muhammed'e gelip mef'ulü bih demiyoruz. Ne diyoruz? Münada yani kendisine seslenilen diyoruz. Nida edatları şunlardır dedi. Onları bize verdi. Bunlardan bazıları yakın için, bazıları uzak için, bazıları hem yakın hem uzak için kullanılabilmekte. Yani bir metredeki adama bir edat kullanırken 100 metre öndeki bir adama farklı bir edat kullanabiliyoruz. Nida edatları arasında en çok kullanılanlar hangisidir? Ya'dır. En çok bu kullanılıyor. Kur'an-ı Kerim'de defalarca geçmekte. Hem yakın hem de uzak için kullanılmaktadır. Ey Muhammed, ödevini yapma, ihmal etme. Ya Muhammedu, ey Muhammed, la tukassir, ihmal etme. Fi eda vacibike, ödevini eda etme. Yani yapmayı ihmal etme. Nida edatı ya'dır. Muhammed ise münadadır. Peşine hemze geldi. Yakındaki birine seslenmek de kullanılır. Daha ziyade klasik dilde görülür. Ne demek? Artık pek yaygın kullanılmıyor yani. Konuşmalarda pek denk gelmezsin. E Muhammedu. Ey pardon. E Muhammedu diyor ama tercümeye bakarsan ey Mehmet demiş. E Muhammedu. Mehmet'i Muhammed diye çevirin siz. Ey Muhammed. Kapıyı kapat demiş. Aynı mana yani. Mana nedir? Aynıdır. Fark ne? Yakındaki için hemzi kullanırken ya hem yakın hem uzak için kullanılır. Mana farkı var mı? Yok. Öyleyse ya'yı silip buraya hemze yazabilir miyim? Yazabilirim. Peki buradaki hemzeyi silip buraya ya yazabilir miyim? Yazabilirsin. Ey hem yakın hem uzak için kullanılan bir nida edatıdır ancak daha çok yakın için kullanıldığı görülmektedir. Ey Fatihu, ey Fatih. Eya, heya. Bunları birlikte yazmış. Her ikisi de uzak için kullanılmakta. Eya Saidu veya heya Talibu. Ey Said, ey öğrenci diye çevrilebilir. Şimdi bunlarda ne gibi soru gelebilir? Mesela ben hemen bir soru varsayımı yaptım az önce fark ettiniz. Nokta 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 Muhammedu noktalı yere ne gelebilir? Hadi bakalım. Nokta nokta Muhammedu. Der ki aşağıdaki cümlede uzaktaki birisine seslenildiğine göre şıklardan hangisi gelebilir? Uzaktaki birisine seslenildiğine göre hangisi gelemez diyebilir? Hangisi gelemez? Hemze gelemez. Yakın için kullanılıyor. Ya gelebilir mi? Gelebilir. Uzak için de kullanılıyordu. Eya heya gelebilir mi? Gelebilir. Uzak ve yakın için kullanılabiliyor. Ey yine aynı şekilde hem uzak hem yakın için kullanılabiliyor. Öyleyse nokta nokta Muhammedu dese noktalı yere aşağıdaki şıklarda yer alan hangi nida edatı getirilemez? Hemze getirilemez direkt diyebilirsin. Yani uzağa seslenildi ise, yakına seslenildi ise ona göre değişecek sorular. Görüldüğü üzere nida edatları çeşitli olsa da aralarında en çok kullanılan ya olması dolayısıyla biz daha çok ya üzerinde dururuz diyor. Öğrenci bilmelidir ki ya nida edatı için geçerli olan irab kurallarının aynısı diğer nida edatları için de geçerlidir. Münada ne demek istedi yani? Şunu dedi, ister nida cümlesini sen ya ile kur, ister hemze ile kur, eya ile, heya ile fark etmez.
münadanın irabını bunlar değiştirmez yani. Münadanın irabı cümlenin akışına göre belirlenir. Başında ya varsa şöyle olur, he ya varsa böyle olur demeyeceğiz. Cümlenin akışına bağlı olarak değişir diyeceğiz. Peki münada kaç yaydır? İki yaydır. Bir münada ya mureptir ya mebnidir. Murep ile mebninin zıt kavramları olduğunu biliyorsunuz. Zaten Arapça 4 öğrencisi durumundasınız. Murep ile mebninin ne olduğunu bilmek ve bunlara en azından birer tane örnek verebiliyor olmak artık sizin görevleriniz arasında yer alıyor. A şıkkı Murab münada. Bu tür münadayı mensup münada olarak da adlandırabiliriz. Niye? Çünkü mensuptur da ondan. Münada aşağıdaki durumlarda mensup olur. 1. Münada olan isim muzafsa. Ya Rasulallah. Rasulallah. Kendisi muzaf. Peşine gelen kelime mecrur yazılıyor. Muzafın leh konumunda. Talibel ilmi. Muallimil ve muallimeyil arabiyeti. Talibatil camiati. Demek ki bir münada muzaf olursa yukarıdaki cümlelerde altı zile isimler münada ve aynı zamanda muzaftır. Hem münada bunlar hem de muzaftırlar. Muzaf oldukları için nedirler? Mensupturlar. Muzaf oldukları için kendileri mensup. Rasule, talibe, muallimine, muallimune. Cem-i müzekker salim bu. Muallimi diye gelmiş. Mensuptur yani bu kelime. Nasf alameti yadır. Talibati cem-i önnes olduğu için cem-i önnes salim olduğundan esresi fetha yerine kaimdir. Yani mensuptur. Esre onun nasf alametidir. Cem-i önnes salimler böyledir. Sonuç olarak hepsi mensup bunların bu münadaların. Niye mensuplar? An itibariyle muzaf oldukları için mensuplar. Yani madem ki muzaflar aynı zamanda da mensuplar dedik öyleyse bunlar mureptir. Öyleyse muzaf olan münada mureptir, aynı zamanda mensuptur diyebilirsin. Bir münada muzaf olmuş ise ona hem mensup hem de murept diyebilirsin. Buraya kadar geldik mi? Fazla mı atladık? Yok, birkaç tane irap yapmış. Ya ehlel kitabi lime tuhacun ehlel kitabi ehle el kitabi. Bak münadadan, münada nerede alıyor? Nida edatından sonra. Evvela bir nida edatı var. Peşine münada var. Münadadan sonra gelen kelimeyi sen mecrur görüyorsan bil ki bu münada nedir? Mensuptur ve de mureptir. Şöyle yapabilir. Ya nokta 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 el kitabi. Noktalı yere ne gelmeli? Ehle, ehlu, ehli. Bu çok güzel bir soru olur. Sorar diye düşünüyorum bunu. Getireceğin kelime mensup olmalıdır. Neden? Çünkü noktalı yerin sol tarafı yani kitap esreli olduğuna göre noktalı yere getireceğin kelimenin muzaf olması lazım. Yani madem ki muzaf olacak öyleyse onun mensup olması gerekir. Bunu unutma. Mensup olacak ama nasb alameti de kelimeden kelimeye değişir. Müfredse fetha. Az önce cem-i müzekker salim geçti. Ya ile mensup. Az önce yine cem-i müennes salim geçti. Esre ile mensup olmakta. Kırık çoğullar da fetha ile mensup olmakta. Ya kavmena ecibu da'iyallahi. Ya kavme. Kavm kelimesi burada münadadır. Muzaftır, mensuptur, mureptir. Na ise muzafın rehtir. Mütekellim yasına yani birinci teki şaz zamiri muzaf olan ismin münadası. Ya sahibi, ya sahibiye, ya sahibi. Mütekellim aslında muzaf olan isimler münada olduklarında münadanın sonundaki ya mütekellimin sakin kalması, fethalı okunması veya ya mütekellim hasfedilerek yerine münadanın kesreyle kalması seçeneklidir. Seçeneklidir yani hepsi de caizdir, hepsi de olabilir. Ya sahibi. Burada ne olmuştur? Mütekellim yası sakindir. Met harfidir. Ya sahibi. Burada bu şekil gelmiş. Fethalı okunması. Ya sahibi ye. Ve mütekellim yası hasfedilebilir. Ya sahibi. Bu da çok yaygın. Kur'an-ı Kerim'de çok var bundan. Ya sahibi kalıbında.
Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi olur değil mi? Bugün bir cüz okuyordum mukabele gereği. Şu an mavi olarak çizdiğim yere örnek bir sürü okudum. Çok var Kur'an-ı Kerim'de. Yani bir kelimenin sonu esreyle bittiyse, şimdi bakıyorum ya var, peşine sahibi gelmiş. Ya nida edatıdır. Kendisi muzaf olamaz. Ya muzaf değildir. Şimdi sahibi niye esreyle geldi? Sahibin sağında bir kelime yok ki onu cer etsin. Düşündüm, taşındım. Bunu cer edecek hiçbir şey yok. Öyleyse bu cer değildir. Burada hasfedilen bir mütekellim yası vardır demem gerekir. Ya sahibi, ya sahibiye, ya sahibi. Okunuş biçimleri. Anne baba ebe kelimeleri ya ve mütekellime muzaf olduklarında ise aşağıdaki şekillerde bulunabilirler. Ya ümmi, ya ebi mütekellim yası met harfi olarak kalmış, sakin kalmış yani. B şıkkı ya ümmi, ya ebi şeklinde olabilir. Veya açık ta harfine çevrilir. Ya mütekellim dönüştürülüyor. Ya ümmi, ya ümme te, ya ebe te. Bunları anlatması önemli. Neden önemli? Şundan önemli. İz kâle Yusufu li ebihi ya ebeti. Ya eb baba demek. Peşine te gelmiş. Yani müennes bir babadan mı bahsediliyor? Hayır. Buradaki ta nedir? Esasen ya imiş, ya ta'ya çevrilmiş. Ayrıntı konu bunlar. Yani şurada bahsedilen şeyler. Şunlar çok ayrıntı olarak görmüyorum. Şu 3 yer önemli. Peşine gelen şu A, B, C maddesini ayrıntı olarak görüyorum. Zamanı olan baksın ama zamanda yoksa fazla da zaman harcamaya gerek yok. İkinci münada çeşidi. Birinci münada çeşidi neydi? Münada muzaf olur ise o hem mensuptur hem de mureptir dedik. Peki iki. Münada şebih bir muzaf olursa, muzaf değil bu defa. Şebih bir muzaf. Yani şibhi muzaf diyoruz genelde buna. Bir muzaf var, bir de şibhi muzaf var. Şebih bil muzaf ibaresi. Bakalım ne kadar açık anlatılabilmiş. Muzafa benzeyen manasına gelir kelime olarak. Çünkü şebih benzeyen demek zaten. Burada anlatılmak istenen muzaf olarak görülen isim ile ondan sonra gelen isim arasında gramatik bir ilişki değil. Yani muzafun cer ediyordu ya yukarıda. Eğer muzafsa, münada muzafsa ne yapıyordu? Cer ediyordu. Hatırlayalım. Gramatik derken. Rasulallahi. Bak, Rasul'den sonra gelen kelime mecrur. Talip'ten sonra gelen mecrur. Muallimi'den sonra mecrur. Talibati'den sonra gelen mecrur. Çünkü bunlar muzaftır. Kırmızı kelimeler muzaftır. Peşine gelen kelimeyi cer etmiştir. Gramatik bağlantı bu. Şimdi diyor ki gramatik bir bağlantı yok diyor. Şebih bir muzafta. Gramatik bir ilişki değil. Kendisinden sonrasını cer etmiyor. Böyle bir şey yok. Bir anlam ilişkisi var ama arada. Diye bir ifadeyle şebih bir muzaf anlamı kendisinden sonraki isim ile tamamlanan bir muzaftır. Şebih bil muzaf. Muzaf benzeri. Sorarlar hangi yönden benzer? Onu söylemedi tam düzgün bir şekilde ifade etmedi bence. Buna vechu şebeh derler. Yani benzerlik yönü, benzetilme yönü nedir? Muzaf benzeri diyorsun da hangi yönden benziyor diyor. Özellikle belirtmesi gerekir. O da nedir? Mananın tam olmasıdır. Hani kapının kolu kol. Kol deyince ne kolu? Kapının kolu deyince belli oluyor. Manancı tam oluyor. Şimdi burada da ya nafian ey faydalı. Ey fayda. Fayda ne? Nafian ilmuhu. İlmi faydalı olan kişi. Yani mana bakımından mananın tam olabilmesi için peşine gelen kelimeye ihtiyaç duyuluyor burada. Bu muzaf türü genellikle ismi fail, ismi meful veya ismi tafsilden meydana gelmektedir. Nafian, mühmilen, mutkinen, sa'iden hepsi de ismi faildir. Demek ki nida edatından sonra ismi fail görürsen ha onun şebih bir muzaf olarak değerlendirilebilme ihtimali olduğunu unutmamak gerekiyor. Ey ilmi faydalı olan kişi.
Ya nafi'an. Nafi'an faydalı kişi demek. Hangi yönde faydalı? İlmuhu. İlmi faydalı yani. Mühmilen ihmalci, ihmalkar, ihmal eden vacibehu, görevini. Şimdi burada şöyle bir durum da var. Şebih bir muzaf oldukları için bu münadalar, yani münada olan kelime şebih bir muzaf oluyor burada. Bir de ne var? Bunun peşine gelen kelimenin irabı var. Nafi'an ilmu merfu geldi. Vacibe mensup geldi. Amele mensup geldi. Cebelen mensup geldi. Bakalım o ayrıntılara değinecek mi? Değinmedi. Orayı önemli görmedi şu an için. Ayrıntıya girmek istemedi kitap. Sonuç olarak bir muzaf olabilir. Bir de şebih bir muzaf olabilir. İkisinin farklı şeyler olduğunu unutmamalıyız. Nekire-i gayri meksude. Bu da yine anlatılması biraz daha zor olan bir konu. Şey gibi, şebih bir muzaf gibi. Yani muzaf anlatmak kolaydır. Şebih bir muzaf anlatmak zordur. Nekire-i gayri meksude anlatmak da zordur. Bu ibare doğrudan kastedilmemiş belirsiz isim anlamındadır. Nekre-i gayri maksude, bak sadece maksut kastedilmiş demek. Gayri maksut kastedilmemiş demek. Ha, bir de nekre olacak diyor. Doğrudan kastedilmemiş belirsiz isim anlamındadır. Belirsiz yani nekre. Doğrudan kastedilmemiş yani gayri maksut. Münadayı duyan özel olarak kendisinin kastedildiğini düşünmez. Örneğin depremde enkaz altında kalan birinin yardım edin, imdat diye bağırması, onu duyan kişi "Aa, beni çağırıyor" diye ille düşünmez. Genel bir sesleniş. Bunu anladıysak nekre gayrı maksudeyi anlarız. Ha, bir de nekre maksut var. Birazdan o gelecek. Ya raculen hallesni minel mevt. Ey adam, beni ölümden kurtar. Ya raculen. Raculen nekredir. Elif lamı yoktur. Aynı zamanda özel bir isim de değil yani. Marife değildir. Raculen burada gayr maksut bir nekredir. Şimdi ya raculen, ey adam, yani ey adamın biri, kim duyuyorsa artık demektir. İlle de belirli kişi Ali Veli değil. Ey gafil diyor. Ya gafilen tenebbe, uyanık ol. Kim gafil? Bu genel bir sesleniş. Garabeti şemsu ya saimine. Güneş battı. Ey oruçlular. Saimine. Gayr-ı maksut. Oruçlular derken çok da genel yani hala. Oruçlular. Oruçtan kim varsa. Karşındaki kişiye seslensen gayr-ı maksut olmazdı ama. Ey Müslüman kadınlar, israf etmeyiniz. Ya Müslüman tin. Hep mensup geldi yani. Ya saimine. Saimune, saimine. Cem müzekker salim bu. Ya ile yazılmış. Demek ki mensuptur. Cer halinde de ya ile yazılıyor. Harf hali vav ile. Bir iki İrab açıklaması vardı. Geçtik. Sıra mebni münadaya geldi. Evvela mureb münadanın çeşitleri nelerdir? 1. Muzaf olabilir. 2. Şebih bir muzaf olabilir. 3. Nekre-i gayrimaksud olabilir. Bu münada konusu önemli mi? Çok önemli. Neden? Hareketsiz bir yazıya hareket verebilmek ve onun irabını belirleyebilmek, yani üzerinde yorum yapabilmek için çok önemli bir konudur. Nekre-i gayrimaksud ile orayı tamamladık. Şimdi mebni münadaya geldik. Murepler bitti. Bu tür münadalar merfu durumlarıyla mebnidir. Ancak mahallen mensup olarak irab edilir. Yani an itibariyle görmeye başlayacağımız kelimelere ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki bunlar merfudur. Yani raf merfudur, mebnidir. Ama mahallen de mensuptur diyeceğiz. Mahallen mensup. Münada alem ve müfret olabilir. Alem müfret. Alem müfret münadanın muzaf veya şebeh bil muzaf gibi izafet formuna girmemiş özel isim anlamındadır. Ya Asimu, ya Muhammedu, ya Muhammedune, ya Zeynebatu. Alem zaten özel isim demek. Müfret ne demek? Buradaki müfredi tekil, çoğul, ikil gibi anlamayacağız yani. Müfret burada tekil manasında değil. Bir defter, iki defter, defterler değil. Müfretten kasıt ne? Muzaf değil, şebih bir muzaf değil. Muzaf ve şebil muzaf gibi değil yani. Tek başına bulunuyor, başlı başına bulunuyor. Asım kelimesi.
Yasin kelimesi nedir? Bir, evvela bu kelime münadadır zaten. Nida edatından sonra geldiği için münadadır. Nasıl münada? Alem midir? Evet, özel isim. Asım veya Muhammed. Özel isim bunlar. Alemdir yani. Müfret midir? Evet. Nereden anladın? Muzaf diye, şebih bir muzaf diye. Ne biliyorsun? Belki muzaftır. Muzafsa muzafın ilehi nerede? Sol tarafta kelime olması lazım. Belki şebih bir muzaf. Yine sol tarafta kelime olması lazım. Yok ki. O zaman ne muzaftır ne de şebih bir muzaftır. Aynı zamanda özel isim olduğunu da görüyorum zaten. Alemdir. Alem ve müfret olduğundan dolayı Muhammedu diyeceksin. Bu çıkar ya, yani mesela ya yazar nokta nokta nokta. Noktalı yere hangisi gelecek? A şıkkı Muhammedu. B şıkkı Muhammed'e. C şıkkı Muhammedi. D şıkkı Muhammedun. İki ötre. Hadi bakalım. Tek ötreli seçeceksin. Niye? Çünkü mebni bu. Mebni olduğu için iki ötre almaz. Tek ötre alacak. Bu derken bu hepsi yani. Şu an işlemeye başladığımız hepsi mebni. O zaman hepsi ötre alacaksa tek ötre alacak. Fetha alacaksa tek fetha. Esre alacaksa tek esre. Mebni olduğu için. Yukarıdaki örnekleri ele alırsak şöyle şöyle olmuştur diyor. Zaten söyledik biz onu. Geçtik. Münada nekre-i meksut ise. Yukarıda gayrı meksut vardı. Şimdi meksut var. Dolayısıyla ayrım çok önemli. Gördüğün bir münada nekre-i meksut mu, gayrı meksut mu? Ona göre irab vereceğiz. Ya raculu, ya racule. Adını bilmediğimiz fakat karşımızda duran belli kişi ya da kişilere seslenişimizde münada olarak bir kelime seçersek raculu ötreyle. Ne fark var? Yukarıda ya racule, burada ya raculu oldu. Fark ne? Diyor ki belli kişi veya kişilere sesleniyorsan adını bilmesen bile raculu diyeceksin. Ama belirsiz, çok genelse seslenin için o zaman ya racule diyeceksin. Bu çok önemli. Ödüllerinizi alınız ey kazananlar diyor. Hudu cevaizekum ya faizine. Kazananlar diyor manadan, ama bir daraltım söz konusu. Hani bir öğrencilerdir veya bir yarışmacılardır. Bir sürü öğrenci var, bir sürü yarışmacı var. Ama onlardan sadece kazananlardan bahsediyor, manadar. Dolayısıyla nedir? Maksuttur. Kazanmış olanları kastediyor. Gayrı maksut değil. Ha, bundan dolayı vavla yazılıyor. Merfu yani. Faizune. Ey insanlar deseydi o zaman çok genel olacağından faizine yani mensup yazılabilirdi. Kime seslenildiğine bağlı bu. Gunna ya naru. Yani nida edatı naru, onun münadası. Naru. Nar burada nedir? Münadadır. Nekre-i maksuttur. Naru. Hangi ateşe? Belli bir ateşi sesleniyor. İbrahim aleyhisselam yakmaya çalışan, yakmak üzere olan, yani çalışan demeyelim de yakmak üzere olan ateşe sesleniyor. Dolayısıyla belirli bir ateş olduğundan maksuttur yani. Kime seslenildiği kasıtlıdır, belirlidir. Bundan dolayı naru. Genel bir sesleniş değil. Genel o bir sesleniş olsaydı ya nara olurdu. Maksut mu? Gayrı maksut mu? Çok önemli yani. Nekre maksude olan münada bir sıfat ile niteleniyorsa merfu yerine mensup olur. Bu sıfat tek bir kelime olabileceği gibi cümle veya şebih de olabilir. Ya raculen hakimen, ya meliken yuhibbul ulema, ya raculen minel katsi. Biz normalde az önce maksut olanı ne gördük? Ya raculu meliku diye gördük. Ama sıfatı varsa raculen olur diyor. O zaman mensupluk alametlerini taşır yani. Diyor ki yukarıda anlattıklarımızın hepsi neyle alakalıydı? Hepsi de eliflamsız olan münadalar üzerineydi. Şimdi bir de eliflam takısı almış münadadan bahsedelim. Harf tarif. Bu eliflam takısına harfi tarif denir. İki durum söz konusudur. A şıkkı. Nidası yapılacak ismin başına eril isimlerde eyyuha, dişil isimlerde eyyetuha getirilir. Ya eyyuhel insan, ya eyyetuel mer'etu. Ya eyyuhel insanu ma garrake bi rabbikel kerim. Ayet var.
Ya yüten nefsül mutmainne. Tam da ben bunu okuyacaktım, meğer varmış. Kısacası şimdi el insan diyor bak. Ya nida edatıdır. Peşine münada arıyorsun. Münada insan, el insan. Eliflamlı bir kelime. O zaman başına eyyuha geldi. Ya nida edatı. El mer'etu münada. Eliflamlı mı? Evet ha. O zaman başına eyyetuha getirelim. Olay bu. Bundan nasıl doğru gelebilir? Şöyle gelebilir. Ya nokta nokta nokta. Peşine el insan geliyor. Noktalı yere ne gelmeli? Eyyuha, eyyetuha veya alakasız bir şeyler de yazabilirler. Sen eyyuhayı seç. Noktadan sonra müzekker ve eliflamlı kelime geliyorsa eyyuhayı seçersin. Şu da olabilir. Ya eyyuha nokta nokta nokta. Noktalı yere ne gelmekte? Gelmesi gerekir. İnsanu el insanu. İnsane el insane. Ne yapman gerekir? Önemli bir soru tarzı. Allah kelimesinin nidası aşağıdaki şekillerde yapılmaktadır. Eliflam takısıyla belirli bir kelime olmasına rağmen münadasında eyyuha veya hada kelimeleri kullanılmaz. Bunlar yerine nidası ya edatıyla yapılır. Ya Allahu gibi. Yallah olmaz ha. Ya Allah olur. Allah isminin nidasında çoğu zaman ya edatı yerine ismin sonuna şeddeli ve fethalı bir mim getirilir. Allahümme şeklinde yapılır. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala Muhammed. O Allahümme. Nida edatı. Allahu kun ma'ya. Bak ne diyor? Allahümme Allah var. Sonra sadece şeddeli mim gelmiş. Sonundaki şeddeli mim harfi hasfedilmiş bir nida edatının yerine gelmiştir. Ona işaret etsin diye. İkinci şık. Nidası yapılacak ismin başına erillerde hada, dişillerde hadihi getirilir. Eğer bir münada eliflamlı ise müzekkerin başına hada, müennesin başına hadihi getirilir. Ya nida edatıdır. Peşine ben eyyuha değil de hada getirebilirim. Ya nida edatıdır. Eyyetuha değil de hadihi de getirebilirim. Bak münadalar eliflamlı. Yukarıdaki müzekker, alttaki müennes kapalı tayla bitmiş çünkü. Eyyuha, eyyetuha veya hadihi gelebilirmiş. Şuralarda bakın denilmiş. Harfi cerlerle kullanılan bazı fiiller. Esferaen sonuç verdi. Nassa ala öngördü, hükme bağladı. Daga ala e ağır bastı, e çöktü. Ne şuralara şuralara bakabilirsiniz denilmiş. Kalıp ifadeler rüveyden rüveyden yavaş yavaş. Ala kaydil hayati canlı. Ya lehu min ne iyi ne kötü. Ya le. Bela cedva, biduni cedva, dune cedva. Faydasız, boşuna. Kıraetun, okuma parçası. Kıraetun, okuma parçası. Linelhak, gülelim, biz gülelim. Kalilen, azıcık. Ma'a beraber Cuha Hoca. Kastedilen Nasrettin Hoca. Bir Nasrettin Hoca'sı. Yani idi kim? Cuha Hoca idi. Neydi? Yetehaddesu konuşuyor idi. Birlikte ma'emraetihi eşiyle birlikte, hanımıyla birlikte konuşuyor idi. Zâte leyleti günlerden bir gün. Fe ardından kâle dedi. Kim? Hüve o hoca dedi. Kim için? Leha hanım için. Yani hanımına yönelik şöyle bir cümle kurdu. Seedhebu ben gideceğim. Ne zaman? Sabaha gadin. Yarın sabah. Sabah sabah gadin yarın demek. Edhebu gideceğim. Seedhebu gideceğim. Yani sin muzarın başına gelmiş. Gelecek zaman ifade ediyor. Ecek acak manası katıyor. Seedhebu gideceğim. Sabaha gadin. Yarın sabah. Ekta'u keseceğim. Ne kesecekmiş? Ba'dal haşebi. Haşep odun demek. Ağaç. Ba'da biraz.
Ba'dal haşibi, biraz odun keseceğim diyor. Minel gâbeti, ormandan. El gâbe, orman. Minden dan. Ve idâ kânel cezzu. İdâ kâne olunca, olursa, el cevvu, hava, cemilen, güzel. Fe bu durumda, sevfe eruhu, ben gideceğim, ilel hakli, tarlaya. Hava iyi olursa peşine tarlaya da giderim. Fe ardından, neyin ardından? Hocanın bu cümlelerinin ardından, galet dedi kim? İmra'e tuhu, o hocanın hanımı dedi. Ne dedi? Kul, sen de, şöyle de, şöyle söyle. İnşaallahu, böyle de yarın giderim ederim deme. İnşallah gideceğim. İnşallah ağaç keseceğim de. Kul, söyle. Ne söyle? İnşaallah. Bu inşallah cümlesini de ekle yani cümlene. Hiç inşallah demeden yapma bu işi. İnşallah ne demektir? İn şayet, şa'e, dilerse, yaratırsa kim? Allahu Allah. Allah dilerse, yani izin verirse böyle yapacağım. Belki de izin vermeyecek, öyle bir şey dilemeyecek. Bu işi yapamayacaksın. Bununla ilgili ayet var zaten. Bakalım ayet gelecek mi? Fe ardından, neyin ardından? Yani hocanın hanımı bu cümleyi kurdu ya. Bu cümlenin ardından ecabe, cevap verdi, karşılık verdi. Kim? Hüve, gizli zamir. O hoca karşılık verdi. Kime? Ha, hanımına yönelik. Ne dedi? Şöyle dedi. Limadaniye yelzemu, gereksin ki zalike, bu. Bu parantez aç. İnşallah cümlesi neden gerekliymiş? Bu da nereden çıktı? Dedi. La tahlu, boş değildir el meseletu, konu. Yani illa, ancak min şeyeyni. İki şeyden, iki şeyin dışında bir şey yoktur. İki şıkkın dışında bir şey olamaz. İmma ya en ecma'a el haşebe, odun toplayacağım. Ev veyahut da edhebe, gideceğim iler hakli, tarlaya. Bu yani, başka bir şey yok. Ve fi sabahi, sabahleyin harece çıktı. Kim? Hüve, o hoca, gizli zamir fail. Nereden çıktı? Minel beldeti, şehirden. Fe daha sonra sadefe, karşılaştı. Hüve, o hoca, cemaaten, bir grupla. Bir grup. Miner ricali, erkeklerden oluşan bir grupta karşılaştı. Fe bunun ardından, bu karşılaşmanın peşine, nadu, o erkekler nida ettiler, seslendiler. Hu, hoca, ne dediler? Ya ammu, ey amca, min eynet tariku ilel kareti, min eynet tariku, hangi yol ile karreti, köye gitmektedir. Hangi yoldan köye gidilir diye sordular. Ferdinand ecabe, cevap verdi. Hüve, o hoca, ya da hoca yokmuş burada, yanlış söyledim. Ecabe, cevap verdi. Hum, onlara kim? Cuha, hoca onlara cevap verdi. Fail açıkmış yani. Görünen bir kelimeymiş. Hoca onlara cevap verdi. Biduni ihtimamin. İhtimamsız, ihtimam önem, dikkat, titizlik. Yani gelişi güzel bir cevap verdi, düzgün bir cevap vermedi, önemsizce bir cevap verdi. Ne dedi? La a'lemu, ben bilmiyorum. Ben bilmiyorum dedi. Fe ardından, bu cevabın ardından yani, saru, o insanlar öfkelendiler. Ve şeddu, ve çektiler. Hu, onu. O hocayı yani, min zira ayhi, kollarından tutup onu çekiştiler sağa sola. Ve ahadu, başladılar yadribune, dövmeye. Hu, o hocayı, neyle? Bir asan, baston ile. Baston demeyeceksin, ne diyeceksin? Sopayla onu dövdüler yani. Dövmeye başladılar. Kailine, diyerek. Luhu, hocaya, ne diyerek dövdüler? İmşi, yürü. Emamena, önümüzden yürü, önümüzde yürü. Ve huzna ilel karriyeti, önümüze düş, bizi köye götür dediler. Huzna ilel karriyeti, bizle birlikte köye geleceksin, önümüze düş dediler. Ve fit tariki, yolda nezele, yağdı, el medaru, yağmur, hem de bir kesretin, çok yağdı. Yolda çokça yağmur yağdı.
Vesale sırılsıklam oldu min ra'sihi, başından ila kademihi, ayağına kadar ıslandı. Hoca baştan aşağı sırılsıklam oldu. Sale hüve, yani hoca ıslandı. Min ra'si, başından ila kademihi, ayağına kadar ıslanırsa ne dersin ona? Sırılsıklam oldu dersin. Fe ardından usibe bil berdi. Usibe bil berdi, üşüdü demek. Kendisine soğukluk isabet etti. Yani üşüdü. Ve ade, ve döndü. Fi müntesafil leyli, gece yarısı, meriban, hasta olarak. Müntesif yarı demek. Müntesifil leyl, gece yarısı, meriban, hasta olarak döndü. Bak, meriban burada nedir? Haldir. Ade döndü kim? Hüve, o hoca döndü. O hoca meriban, hasta olarak döndü. Yani meril haldir. Neyin hali? Ade'deki gizli zamir hüveden haldir. Ve taraka babeddari. Taraka çaldı. Babeddari, evin kapısını çaldı. Ferdinden kalet, dedi imraatuhu, hocanın hanımı. Men kimdir bil babi? Kapıdaki de kim? Bunun üzerine ecabe cevap verdi. Hüve, o hoca. Ha, hanımına ne dedi? Ene, benim. Ya azizeti. Ey karıcığım, benim dedi. İftahi, aç elbabe, kapıyı, inşallah, Allah dilerse kapıyı aç. Bu defa ne yaptı? Artık inşallah demeye başladı yani. Şimdi yeni bir hikaye. Ehdeye, ekrame, efale, ifal babından mazidir. Ehde, hediye etti. Kim? Fellahın, bir çiftçi. Kime? İla, cuha, hocaya. Neyi hediye etti? Diken, bir horoz hediye etti. Şey, bunun ardından, yani hocaya hediye etmesinin peşine, şekara teşekkür etti. Hüve, o hoca. Hu, o çiftçiye. Niye? Ala hediyeti, hediyesinden dolayı. Sümme, daha sonra, zara, ziyaret etti. Hu, o hocayı kim? El fellahı, çiftçi. Merraten, bir defa. Tekrardan onu ne yaptı? Ziyaret etti. Fe bunun üzerine, madem ziyarete geldi, ahsene, güzel davrandı, cuha, hoca, istikbalehu, onu karşılamayı güzel yaptı, onu güzelce karşıladı, güzelce ağırladı. Ve kaddeme, sundu, lehu, ziyaretçisine, yani kendisine horozu hediye eden kişiye sundu. Ney? Taamen, yemek, ve şaraben, ve içecek. Yiyecekler, içecekler ona ikram etti. Ve ba'de bi'vaatin, bi'vaati eyyamin, birkaç gün sonra. Eyyam, günler demek. Bi'da, birkaç. Ba'de, sonra. Toparlasan, birkaç gün sonra ca'e geldi. Hu, hocanın yanına. Cemaatun, bir topluluk, bir grup geldi. Minel fellahine, çiftçilerden bir grup. Yani bir grup çiftçi hocanın yanına geldi. Ve kalu, o cemaat, çiftçilerden oluşan grup, dediler. Lehu, hoca için, hocaya yönelik şöyle dediler. Ne dediler? Nahnu, biz kimiz? Ciran, komşu demek. Sahip, Türkçedeki sahip, yani bir şeye sahip olmak, edinmek. Dik, horozdur. Sondaki kef zamir değil, yani ke gibi sen manasında değil. Bu da kelimenin aslındandır. Nahnu, biz ciranu sahibi diki. Horozun sahibinin komşularıyız dediler. Onlar bu şekilde cümle kurdu. Fe ardından, bu cümlenin ardından rahabe, iyi karşıladı. Hüve, o hoca, güzelce ağırladı. Bihim, onları, ne gibi? Kema rahabe, daha önce ağırladığı gibi. Bizzairi, evveli, ilk ziyaretçiyi ağırladığı gibi bu grubu da ağırladı. Ve fil mer'eti saliseti, üçüncü defa zara, ziyaret etti. Hu, hocayı, cemaatun aharuna, bir başka grup hocaya ziyaretçi olarak geldi. Ve kalu, onlar da dediler ki lehu, hocaya, ne dediler? Nahnu, biz var ya, ciranu, cirani, sahibi diki, horoz sahibinin, olmadı ha, horoz
sahibinin komşularının komşularıyız. Ciranu ciran komşularının komşuları demektir. Bu Türkçede de bilinen bir hikaye. Fe ardından galibe öfkelendi Cuha hoca minhum onlara ve ahlara ve getirdi lohum bu son gelenlere onlara yani ne getirdi hubzen bir ekmek. Nerede bir ekmek? Fi ma'in. Bir su içerisinde ekmek getirdi. Ve kale ve hoca şöyle dedi. Tefevvalu. Buyurun dedi. Fe ardından kalu. O kişiler dediler ki lohu hocaya. Mahada bu da nedir? Ya cuha ey hoca bu da neyin nesi? Kale dedi hüve o hoca lahum o kişilere yönelik ne dedi? Hada bu gördüğünüz şey var ya yani su içerisinde ekmek parçaları bu nedir? Meragu meragiddiki. Merag su demek. Meragu meragiddiki. Horozun suyunun suyudur bu dedi. Ya cirane cirani sahibindeki. Ey horoz sahibinin komşularının komşuları. Bu da horozun suyunun suyudur. Komşularının komşularına suyunun suyu düşer dedi. Burada tabi şimdi görüyorsunuz ne yapmış. Ya cirane ciranu değil. Oysa yukarıda nahnu ciranu gelmişti. Niye böyle oldu? Çünkü nida edatından sonra gelmiş olan bu münadamız an itibariyle muzaftır. Bunları fark ediyorsunuz. Muzaf olduğu için mensuptur. Nasb alameti fethadır. Mureptir. Bunları fark edebiliyorsunuz artık. Üçüncü bir hikaye. Zâte merratin. Zâte merratin bir defasında kâne idi. Cuha müsafiren yolcu idi. Litticareti ticaret için gidiyordu yani ila beledin ba'idin uzak bir şehre doğru gidiyordu. Ve kâneydi yahmilu taşıyordu ma'hu yanında kendisiyle beraber yanında yani emti'atehu değerli mallarını ve nukudehu ve paralarını hem de külleha tamamını yanında tüm malını da parasını da taşıyordu. Ve şahede gördü hu hocayı lissani iki hırsız ve ittefaka tesniye bir kelime anlaştılar o iki hırsız anlaştı neye yönelik ala selbi selb soymak demek hırsızlık yapmak demek ala selbi emvalihi hocanın mallarını soymaya çalmaya yönelik anlaştılar. Sümme sonra heceme hücum etti, saldırdı. El-lissani, iki hırsız ala cuha, hocaya yönelik. Ve kâle dedi, lehu ona ehaduhuma, ikisinden biri. Hocaya yönelik, iki hırsızdan birisi şöyle dedi. Tevekkaf, ya raculu. Tevekkaf, dur demek. Ya raculu, ey adam. Raculu, zammeyle geldi. Ve hati. Hati getir demek, ver demek. Ma'u şey ki ma'ki seninle birliktedir, senin yanındadır. Min malin mal türünden. Yanında var olan o malları, değerli şeyleri ver yani getir. Fe ve kafe. Fe ve kafe. Fe ve kafe durdu. Kim? Cuha hoca. Ama ve lem yahaf korkmadı. Hoca korkmadı lakin durdu. Bel aksine fekkara düşündü bir suratin hızlıca. Neye dair bir düşünce üretti? Fikir. Fi hallil müşkileti. Hal çözümlemek demek. Müşkil problem, sorun, sıkıntı. Problemi çözmeye dair hızlıca fikir üretti. Ve lemaet parladı. Yandan lamba yandı gibi. Lemaet hiletun zekiyetun fi zihnihi. Lem'at yandı, parladı. Hiletun. Hile çözüm. Zekiyetun fi zihni. Zihninde, hafızasında zekice bir çözüm parıldadı. Sümme sonra kale, hoca şöyle dedi. İnne şüphesiz ki ma'ya benimle birlikte var. Nukuden bir takım paralar. Kesiratun, kesiraten çok para var yanımda. Ve se'u'ti ve ben vereceğim ha o paraları.
Kime? Lil ehva, en güçlü olana. Beynekuma, aranızda. En güçlü kim? Sonra vereceğim. Söyleyse men minkuma el ekva, içinizde en kuvvetli olan kimdir? Men kimdir? Minkuma içinizden. El ekva, en kuvvetli olan, en güçlü olan kimdir dedi. Gala, o iki hırsız da dedi. Bissavtin vahidin, tek bir sesle. Ene ben. İkisi de benim dedi. Ardından kale dedi el esennu, daha yaşlı olanı, yaş bakımın daha yaşlı olan. El esen, daha yaşlı, daha ihtiyar manasına geliyor. Galdı ben, öfkeli bir şekilde dedi ki ene el ekva, ben daha güçlüyüm dedi. Galdı ben hal bu arada, el esenden sonra gelmiş. Ve iade, iade etti yani tekrar etti. Hu, onu. El esgaru, küçüğü, küçük olanı, iki hırsızdan küçük olanı. Mütehaddiyen, tehdit ederek. Mütehaddi, meydan okumak, tehdit etmek manasına geliyor. Bel, hayır hayır, sen değilsin. Ene, benim. El ekva, daha güçlü olan. Eyyühel ahmak, ey ahmak diyor. El ahmak, el marife. O zaman burada ne geliyor? Eyyuha gelmiştir. Eyyühel ahmak. Eyyuha, eyyetuha, hatırlayın. Ey ahmak dedi. Ve teşacara ellisani. Teşacara, ağız dalaşına girmek, tartışmak manasına geliyor. İki hırsız tartıştı. İnde izin, esnada tedahhale. Cuha tedahhale girdi, yani söze girdi. Cuha hoca kailen şöyle diyerek. La, hayır. Leyset değildir el kuvvetu, kuvvet bil kelamı, kelam ile değil. Kimin daha güçlü olduğu kelamla belli olmaz. Bel aksine bir musaraeti, güreş vasıtasıyla belli olur bu iş. Yazheru, açığa çıkar. Güreş vasıtasıyla açığa çıkar, belirginleşir. Men kimdir? Minküma, içinizden. Ejderu, ejder daha layık demek. Bir nukudi el kesirati, kesira çok. Nukudi, benim paralarım demektir. Benim paralarıma daha layığın kim olduğu, içinizden kimin olduğu ancak güreş vasıtasıyla aşikar olur, ortaya çıkar. Öyleyse madem ki güreşte belli olur dedim ben, o zaman hayya, haydi bakalım. Eri, göster. Eri, ya gösterin ni bana. Ya şucanu, ey cesurlar. Hadi gösterin bana, cesurlar, yiğitler. Huna, burada tevarabe ellisani bi şerasetin. Tevaraba, daldı demek yani, saldırdı demek. Ellisan, iki hırsız. Bi şerasetin, şerase acımasızca olan güçleriyle. Ve kâniydi kullu minhuma, ikisinden her biri. Yuridu, istiyordu en yeteğallebe, galip gelmeyi. Alâ sahibi, arkadaşına. Sahip, arkadaş demek. Se ardından inşagala, 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 meşgul oldular. Bir bağlı hima, ikisinden her biri meşgul idi. Uzak kaldı artık yani. En cuha ve nukudihi, hocanın parasından da, hocadan da, hocanın parasından da meşgul idiler. Neyle meşguldüler artık? Fen şegala, meşgul oldular. Bi ba'zı hima, birbirleriyle meşgul oldular. An cuha, hocayı bırakarak. Ve nukudihi, bunun da paralarını bırakarak. Birbirleriyle meşgul oldular artık. Ve esna zalike, bu esnada. Ferra, kaçtı. Cuha, hoca. Hariben, hariben sıvışarak. Sıvışarak kayboldu gitti. Peki, okuduğunu anlama. Fehim, anlamak. Mekruh, okumak. Yukarıdaki parçaya göre cevap verin denilmiş. İlâ eyne, nereye, kâne, idi, seyde, bu gidecekti, cuha, hoca. 2. Meta, ne zaman, harace çıktı, cuha, hoca, minel beldeti, beldeden, bulunduğu mahalden yani. 3. Keyfe, nasıl, istekbele yöneldi, cuha, hoca, sahibe, diki, istekbele karşıladı, cuha, hoca, sahibi de ki, horozun sahibini. Ve mada, ve de ne kaddeme, sundu lehu, ona, inde ziyaretihi, ziyareti esnasında, inde esnasında.
4. Limada niye heceme hücum etti el-lisan, iki hırsız ala cuha, hocaya. 5. Limada niye teşacara, ağız dalaşına girdi el-lisan, iki hırsız. Ve tebaraba, ve birbirlerine daldılar. Niye yani? Kâne cuha, hoca idi. Neydi? Seydi bu. Gidecekti. İlel gâbit, ormana. Niye? Liyakta, kesmek için. El haşebe, odun. 2. Harece, çıktı cuha, hoca. Minel beldeti, şehirden. Sabaha, sabah vaktinde. 3. İstekbelehu, o ziyaretçiye sundu mu? Ya, o ziyaretçi karşıladı cuha, hoca. Ahsene istikbalin, en güzel şekilde onu karşıladı. Ve kaddeme, ve sundu lehu, o ziyaretçiye taamen, yiyecek. Ve şaraben, ve içecek. 4. Heceme, daldı el-lisan, iki hırsız. Hücum etti ala cuha, hocaya. Li selbi emvali, onun malını çalmak için. 5. Li enne, çünkü küllen minhuma, ikisinden her biri kâne idi, yuridu, istiyor idi. En yehude, edinmek, almak, ele geçirmek. Nukude cuha, hocanın nakitlerini, paralarını yani. Doğruysa, eğriyse ona göre işaret koyun denilmiş. 1. Kâne idi, seyede bu, gidecekti cuha, hoca. İler gâbet, ormana. Niye? Li saydı ernebin, tavşan avlamak için. Saydı avlamak demek, ernep tavşan demek. Doğru mu? Yanlış. 2. Sâle er-raculu cuha anit-tariqi ilel-qarriti. Geç, yanlış okuduk. Sâle değil de se-e-le. Se-e-le sordu er-raculu, adam cuha, hocaya. Anit-tariqi, yoldan sordu. Hangi yol? İlel-qarriti, köye giden yolu sormuşlardı. Doğrudur. 3. Rahabe cuha bi-cîrâni sahibi-d-dîki kemâ rahabe bi-sahibi-d-dîki. Az önce geçtiği üzere. Hoca ne yapmıştır? Horozun sahibinin komşusunu iyi karşılamıştır. Tıpkı horozun sahibin iyi karşıladığı gibi. 4. Ma kâne li cuha, ma kâne yoktu li cuha, cuha için şeyin, herhangi bir şey, minel mali, maldan. Herhangi bir malı yoktu. İndemâ hecemehu el-lissâni, iki hırsız ona hücum ettiği esnada diyor. Yanlıştır. Vardı çünkü. 5. Fekkara cuha bi sur'atin, hoca hızlıca fikir üretti. Fi halil müşkileti, problemi halletmek için. Indema evkafehu el-lisan, iki hırsız onu durdurduğu esnada. Doğrudur. Muhtaratun min emsalil arabi, Arapça sözleri, Arapça Türkçe yazıyor zaten. İrbit bil hayati esaben nase katuhun. Burayı atlayacağım. Katuh, kıtlık demek. İnsanların başına kıtlık gelmişti. Fi hilafeti Ebi Bekir Sıddık. Ebu Bekir Sıddık zamanında. Radıyallahu anh. Zaten yazmış onu da. Burayı geçtim. Alıştırmalar. Et tedribatu. Uygun isimleri getirin demiş. Heni'en tebrik manasına geliyor. Kutlama manasına geliyor. Afiyet olsun manasına da geliyor. Heni'en leke ya mutqinen amelehu. Amelini yani işini sağlam yapan kişi burada övülmüştür. Mutqinen mensup olarak gelmişti. Peki gerekçe nedir? Ne zaman mensup gelirdi? Ya muzaf olursa, muzaf mı değil? Sol tarafındaki kelimenin fethayla bittiğini görmekteyiz. Demek ki muzaf değil. Şebih bir muzaf olabilir mi? Evet, şebih bir muzaftır. Zaten bunun dışında bir de ne vardı? Gayri maksut var idi. Burada ise şebih bir muzaf olarak gelmiştir. Ya mutkinen, ey sağlam kişi. Nesi sağlam? Amelehu, işi. Yani sağlam iş yapan kişi. Dolayısıyla burası mensup olmuştur. Neden? Şebih bir muzaf olduğu için. İki, şükralleke ya Muhammedu. Muhammed kelimesi müfret alem olduğu için merfu olmuştur. Müfret alemdir. Bu yüzden merfudur. 3. Ya gafilen. Ey gafil. Şimdi bu kelime de merfu değil. Mensup olarak yazılmış. Muzaf mıdır? Değildir. Şebih ve muzaf mıdır? Değildir. Nedir? Gayr maksuttur. Yani ey gafil diyor. Kastedilen kişi Ali değil, Veli değil, felanca öğrenci, felanca öğretmen, felanca mühendis değil. Gafil dediği zaman Türkiye değil, tüm dünyadaki gafiller kastedilmiştir. Çok genel bir kelime olduğundan gayri maksuttur.
Dolayısıyla mensuptur, mureptir. 5. Ya mühendisi ez-ziraati. Ya mühendisi ez-ziraati. Ey ziraat mühendisleri diyor. Ya şahiden atladım gerçi. Onu da söyleyebiliriz. Ya şahiden, ey şahit. Şahit olan kişi. La tektum, gizleme el hakikate. Dördüncü maddede. Hakikati gizleme ey şahit demiştir. Şahit kelimesi de yine gayri maksut olarak gözlemlenmekte. Bu yüzden kendisi mensuptur. Çünkü Ali demiyor yani, veli demiyor, şahit diyor. Genel bir kelime. Ya mühendisi, mühendisi kelimesi de mühendis diyor. Hangi mühendis olduğu yine belli değil. Oldukça genel bir kelime olduğundan bu da gayri maksuttur. Dolayısıyla mensup gelmiştir. Cem Müzekker Salim olduğu için ya ile mensuptur. Yani nasıl mensup? Mensup olduğunu nereden anladın? Buradan anladık. Yani nun nerede? Katibune, katibine şeklinde yazılmış. Ya ile yazılmış. Kelime aynı zamanda muzaf olduğu için. Kelime burada mühendis kelimesi, yani muzaf bir kelime. Maksut ya da gayrı maksut değil. Az önce öyle dedim sanırım. Mühendisi kelimesi burada muzaf olduğu için mensuptur. Mühendisune merfu. Nasb ve cerri nasıl gelir? Mühendisine. Vav gider, ya gelir. Mühendisine. Bu kelime burada muzaf. Sondakinin o yüzden silindi. Mühendisi diye kaldı. Sonuç muzaf olduğu için sondakinin silinmiştir. Şimdi buraya kelime arıyorsun. Hangisi olur? Mühendisune olur mu? Olmaz. Noktalı ya burası. Şuradan gösterelim. Şimdi mühendisune'ye getirirsen bu merfu yazılmıştır. Sonunda merfu yazılmasını bırak yani. Sonunda ne var? Nun var. Nun var. Muzaf olacak ya buraya geldiği zaman. Buraya muzaf bir kelime arandığını nereden anladın sen? Şuradan anladın. Noktalı yerden hemen sonra gelen ilk kelime mecrur. Bak esreyle yazılmış. Ezraati. Yani buraya öyle bir kelime getireceksin ki bunu cer edecek. O da ne demek ki? Buraya demek ki muzaf lazım. Buradan bunu çıkartırsın. Muzaf olacak. Bunların hepsi Cem Müzekker Salim. Cem Müzekker Salimler muzaf olduklarında sonlarındaki nun düşer, yazılmaz. Bu bilgiyi biliyorsan mühendisune seçemezsin. Mühendisine seçemezsin. Nunsuz sadece en soldaki mühendisi var. Mecburen onu yazman gerektiğini anlarsın. Peki yukarıdakilere bakalım. Bir de dediğimiz gibi şebih bir muzaflık var. İkide müfret alemlik söz konusu olduğu için kelime merfu Muhammedu. Üçte ya gafilen, ey gafil diyor, gayr maksuttur. Ya şahiden, gayr maksuttur. Kim olduğu belli değil çünkü. İki, parantez arasından uygun kelimeler getirin denilmiş. Ya müderrisil biladi. Şurada bir göreyim ben soruyu. Ya nokta nokta nokta. Yani öyle bir kelime gelecek ki tam uyum sağlayacak. O da nasıl olur? Şimdi müderrisu el biladi kelimesini buraya uygun hale getir denilmiş. Yani müderrisu aslında müderrisu ne? Tam olarak bakmak gerekirse şöyledir. Derrese yüderrisu tedrisun müderrisun. Tefil babından ismi fail. Cemisidir bu. Müderrisani müderrisu ne? Cem Müzekker Salim. Sonunda nun vardı. Kelime muzaf olduğu için nun düştü. Az önce bahsettiğim şey burada da olmuştur. Kendisi muzaf. El biladi. Muzafın ileyh nitekim. Nun silindi. Müderrisu el biladi oldu. Tamam. Peki sonuç şu. Buraya bu kelime müderrisu şeklinde vavla mı gelmeli? Müderrisi olarak ya ile mi gelmeli? Şimdi ya nida edatı, buraya getireceğin kelime münada, yani müderrisu kelimesi münada olarak gelecek. Muzaf mı? Evet. Kuralı hatırla, münada muzaf olursa mensub olur. Öyleyse vavla değil de şurada olduğu gibi ya ile yazılması gerekir. Aynısı burada da var bak. Nasiru el mevlumi. Yine muzaftır bu kelime. Bu da muzafın ileyhtir. Hocam bunların muzaf olduğu nereden anlıyorsunuz? Sonunda nun olmamasından anlıyorum. Nasirun, nasirani, nasirune. İsim fail cem müzekker. Sonunda nun olmalı ama yok. Demek ki muzaf. Madem muzaf, buraya yazarsan yani münada yaparsan onu
Münada muzaf olursa ne olur? Mensub olur. O zaman vav yerine ya gelmesi gerekir. Gelmiş mi? Gelmiş. 3. Kaida el-ma'riketi. Yani kaidanın muzaf olduğunu iyice belli etmek istemişler. Bu yüzden T'ye S'yi de vermişler yani. Kaida nedir aslında? Kaidun, kaidani. Tesniye bir kelimedir. İsmi fail bu da. Kade, kaidun, komutan. Kaidani, katibani, nasirani, kalemani gibi. Ama tesniyeler muzaf olursa sonlarındaki nun harfi silinir. O yüzden nun silinmiş tesniyedir yani. Mazi değil bu. Ketebe keteba gibi de düşünmeyin. İsim fail tesniyesidir. Sondaki nun kelime muzaf olduğu için düşmüştür. Madem ki muzaftır, sen bunu alıp şuraya münada diye yazarsan, nida edasından sonra getirirsen, bunun da muzaf olduğunu unutmuyorsun. Ne olması lazım? Mensup olması lazım. Bu kelime tesniye, tesniyenin nasb alameti nedir? Ya'dır. Gaidey olur bu yüzden. 3. Muhmilu, muhmilune. Sonda nun vardı. Ehmele yuhmilu ihmalun muhmilun muhmilune. İfal babından ismi fail cem müzekker salim. Sonda nun yok demek ki muzaftır. Zaten soldaki kelimenin esteyle bitmiş olması da bunun muzaf olduğunu destekliyor. Madem muzaftır, münade olarak yazarsan mensup yazman gerekir. O zaman ne olacak? Mühmili. Vav yerine ya yazacaksın yani. Fa'ilu, fa'ile olacak. Çünkü fa'ilu kelimesi müfrettir. Müfretlerin nasb alameti fethadır. Ötresili fetha yazdığında o kelime artık mensup olmuş olur. Niye bunu mensup yaptık? Diğerleriyle aynı gerekçe. Yani bu da muzaftır. Burada ne anlatılmıştır? Burada şu anlatıldı. Muzaf bir kelimeyi, ki hepsi burada ilk kelimelerin hepsi muzaf, münada olarak yazarsan mensup yazman gerekir. Ama mensup yazmayı sen biliyor musun? Cem-i Müzekker Salim'i vav yerine ya yazarsın. İlk iki de bu anlatılmış. Üçüncü örnekte tesni olduğu için elif yerine ya yazacaksın. Dördüncü örnekte yine Cem-i Müzekker Salim kullanılmış. Vav yerine ya yazacaksın. Dördüncü, beşinci mi bu? Beşinci, sonuncu kelimede müfet olarak kullanılmış. Müfede nasb alameti fethadır. Fa'ilu kelimesini münada yaparsan buraya alıp fa'ile fethalanması gerekir. Aşağıda verilen cümlelerde uygun olan seçeneği parantez içerisinde seçin denilmiş. Ya sahibeddari ekrim duyufeki. Ya sahibeddari, ey ev sahibi. Dar ev demek. Ekrim, ikram et. Duyufeke, misafirlerine. Ekrim, ifal babından emri hazır. Duyuf, vayfını duyufun, kırık çoğul. Misafirlerine ikram et, ikramda bulun. Şimdi ya nida edatı, sahib eddar, sahip münadadır. Muzaf mıdır? Evet, eddari. Bak soldaki kelime mecrur gelmiş zaten. Muzafın ileyh olduğu açık. Bunun muzaf olduğu çok açık. Ya kari en el Kur'an'a, şebih bir muzaf olduğu açık. Muzaf değil, muzaf olsa soldaki kelimenin mecrur yazılması gerekir. Kur'an kelimesi mebni değil, gayr-ı musarif değil. Müfret bir kelime. Esre ile mecrur olurdu. Esre almadığına göre mecrur değil. Mecrur olmadığına göre sağdaki muzaf değil. Muzaf olmadığına göre şebih bir muzaf. Başka seçenek yok zaten. 3. Ya sadiqi. Sadiqi kelimesi muzaftır. Kafın sonunda yer alan ya ise muzafun ileh konumundadır. 4. Ya kâzimînel gayza. Şebih bir muzaftır. Yani dâdatı kâzimîne ismi faildir, mensuptur, şebih bir muzaftır. El gayza onu tamamlamaktadır. Kâzimî yutan demek. El gayza öfkesini. Ya kâren, ey okucu, ne okuyor? Şiir mi? El Kur'an'ı, Kur'an. Manayı tamamlıyor. Bu yüzden bunlar şebih bir muzaf olarak gelmiştir. Ya sâika seyyâra ti. Bak esteli geldi. Öylesi sağdaki muzaf olmalıdır. Aynı zamanda muzaf olmakla birlikte kendisi mensuptur. Mensup olduğunu görüyoruz. Daha aşağıda ne sorulmuştur? Bir iyi bir anlayayım. Burayı hallettik. Nida edatlarını seçin denilmiş. Şimdi uygun nida edatı neye göre seçilir? Noktalı ya burası. Nokta nokta nokta. Bakıyorsun elif lamlı kelime gelmiş. Müzekker mi müennes mi? Ona göre bir şey seçmen lazım. Ya asla olmaz.
Eyyuha veya eyyetuha ikisinden biri. Bu kelime müzekker, müennes. Müzekkerse eyyuha, müennes ise eyyetuha. Ha'nın sağında T varsa müennes oluyor yani. Elif lamda bir münada görmekteyim. O zaman ne olması lazım? Eyyuha, eyyetuha'dan seçmen lazım. Kelime müennes olduğuna göre eyyetuha. İnsan kelimesi gördüğünüz üzere elif lamsızdır. O zaman eyyuha, eyyetuha seçilmez. Ali kelimesi öyle. El-kabat kelimesi elif lamlıdır. Bunlara dikkat ederek seçilecek yani. Eyyuhel-e'dâ'u eyyetuhet-talibetu. Müennesse. O yüzden T işaretini seçtik. Burada ya gelmekte. Çünkü insan kelimesi elif lamsız. Ali elif lamsız. O yüzden ya gelir. El-kabat elif lamlı olduğundan eyyuha, eyyetuha ikisinden biri. Kendisi müenneslik alameti taşıdığı için eyyuha seçilmiş. Demek ki kabat kelimesindeki ta onun müenneslik alameti değildir yani. Ta müenneslik alameti olarak dahil olmamıştır. Bu yüzden eyyuha seçilmiştir. Hal cümlelerini tespit edin diyor. Burada önceki ünitelere gönderme yapılmış demek ki. Muzaf münadaları, şebih bil muzaf münadaları çeviriniz diyor. Esasen hal demiyor orada. Burada hal diye bir şeyden bahsetti. Bir farklılık var. Ya saika seyyarati temmehel. Ya saikan es-seyyarate temmehel. Hal cümlelerini tespit edin. Yok, burada hal yok. Cümle yanlış mı yazılmış acaba? Çünkü burada ne diyor? Muzaf münadaları şebih bil muzaf münadalara çevirin. Muzafları şebih bil muzafa çevirin. Muzaftır saik. Es-seyyarati çünkü muzafın ileyh oldu. Açık esra almış. Muzaf muzafın ileyh. 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 Ne yapmış bunları? Hal cümlelerine çevirmemiş. Yanlış yazılmış burada. Şebih bir muzafa çevrilmiş. Saikan, hafizan, rafian, daliben, mukaddimen şeklinde kelimelere iki tane hareke, iki fetha vererek evvela bu yapılıyor. Peşine gelen kelimelerin her birinin elif lamlı olduğu ve mecrur olmadığına dikkat edin. Mecrur değiller. İşte buradan olmuş şebih bir muzaf olmuştur. Ya hafizan, ey hafız demektir. Ne hafızı yani? Kur'an hafızı mı? Şiir mi ezberlemiş? Ne ezberlemiş? El kasidete. Kasideyi ezberleyen kişi manasına geliyor. Ya daliben, ey talip. Neye talipsin? Horoz mu istiyorsun? Ne istiyorsun? El ilme. İlme talip. Ha, tamam. Ne oldu? Manayı açıkladı. Manayı tamamladı. Öyleyse burada şebih bir muzaf var. Aşağıdaki münadaları örnekte olduğu gibi gerekli düzenlemeleri yapıp türünü belirleyin, hareketini verin. Burada bayağı bir iş var demek ki. Ya muslimu unadikum muslimune. Muslimun muslimune. Muslimune yaparsan ne olur? Nekre-i meksud olur. Zaten ver meksud olsaydı mensub olurdu. Müslimine şeklinde gelirdi. Muslimu gelmiş. Bak Müslimu bu kelime onun zaten gayrimaksut değil de maksut olduğunu gösteriyor. Çünkü raf alameti taşıyor. Ya mütehasimu nekreyi gayrimaksut yapacaksan mütehasime olur. Mütehasimine olur. Yine gayrimaksut var. Ya müslimete veya müslimatin cemi hali. Ya valide ya validu ya validu validani tesniye hali ya cunudu cunudu evet zaten öyle gelmişti ya raculu pardon ya racule ya racülen ne anladık? Anlaşılan şey şimdi burada maksut olarak kullanılır ise raf alameti gayrı maksut olarak kullanılması gerekirse mimde fetha olması lazım şu anda. Yazmamışlar bakmayın. Nasb alameti taşıması gerekir. Ha bunları cemi yaparsan da raf alametleri, nasb alametleri devam eder. Raf alameti cem müzekkerde vav'dır. Müfredde ötredir.
Gayr maksus olduğu için mensup olması lazım. Cem müzekker salime nasf alameti yadır. Cem'in müennes salime çevrilmiş burada. Ya müslimete müfrettir. Nasf alameti fetha. Cem müennes salim yaptığında esra onun nasf alameti oluyor. Müslimatin. Nasf alameti nedir? Raf alameti nedir? Bunları iyi derecede biliyor olmanız lazım. Ya veledü kelime müfret olduğundan raf alameti zamme. Validani tesniye olduğu için raf alameti eliftir. Böyle gidiyor. Çeviri cümleleri ya Halidu la teksel ey Halit tembellik etme ya mucibe duai tekabbel dua ena ey dua cevap veren duamızı kabul et. Çeviriler var. Yani şimdi muhriban kelimesi ya muhriban anil hakkı ya muhriban ey yüz çeviren neyden anil hakkı haktan öyleyse bu nedir şebih bir muzaftır ya mucibe duai bu direkt muzaftır bunu da ben anlatayım. Bunlar manası zaten var. Ya Halid'in müfett alem olduğundan merfu olması gerekti. Ya nasihan gayruh. Ya nasihan ey nasihatçi. Ama gayruh başkasına yani. Öyleyse şebih bir muzaf oldu. Ya naimen kelimesi ise burada gayri maksut olarak gelmiştir. Ya müminu. Müminu. Hafiz ala salati. Mü'min derken maksuttur. Bu yüzden merfu, raf alameti taşıyor. Eyyühe seyyidatu. Eyyuha geldi. Çünkü el seyyidat, es seyyat. Bundan dolayı eyyuha kullanıldı. Bitti diyor ama bakalım bitti mi? Bazen orayla burası uyuşmuyor. Bir takım farklılıklar olabiliyor. Bu da özetten bahis açılmış. Sorular geldi. 1. Hangisi nida edatı değildir? Nida edatlarını zaten ezbere bilmeniz gerekiyor. Eyyâne nida edatı değildir. Gerisi nida edatıdır. 5. Çizili sözcüğün tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Sıfattır diyor. Ya eyyühel mecidu. Evet. Eyyuha'dan sonra gelen eliflamlı kelimeler sıfat olur. Öyleyse adana doğrudur. Bu doğru olduğuna göre gerisi yanlıştır. 2. Ya Dalibu. Ya talip ey öğrenci demek. Ya Dalibu. Bir kere kelime merfu değil mi? Zamme almış. Öyleyse hangileri zammeli olabilir de evvela onları düşünerek yola çıkmak gerekiyor. Ne vardı? Alem müfret ve meksut olanı vardı. Alem değil ki talip. Öğrenci demek. Ali değil, veli değil. Dolayısıyla alem olanı seçemeyiz. Başka ne var? Maksut vardı. Maksut var mı burada? Var. O zaman maksut olabilir. Şebih bir muzaf olabilir mi? Şebih bir muzaf da olamaz. Sonuç olarak ikiye Ceyhan demekteyiz. İki için. Ceyhan diyoruz. Çünkü maksuttur. Ya dalibu. Ey öğrenci diyor. Muzaf değil. Peşine muzafın leh yok. Şebih bir muzaf değil peşine onunla ilişkili bir kelime gelmedi. Zaten şebih bir muzaf olsa mensup olurdu değil mi? Ya dali be olurdu. Alem değil, alem olmadığı çok açık özel isim değil. Edirne nekre-i gayr-maksut diyeceğim. Nekre-i gayr-maksut olsa yine ötre değil fetha alması gerekirdi. Dali be şeklinde. 6. Ya faizune hudu cevaizekum. Bunu okuduk geçmişti az önce. Faizune ile alakalı bilgiler istenmekte. Münada mevsuf, mensup diyor. Mensup olup mahallen merfudur. Yok mensup değil zaten. Vav'la yazılmış. Nasıl mensup olsun? Nur ile merfu diyor. Hayır. Ceyh müzekker salimler vav ile merfu olur. Ceyhan alem müfret münada. Alem değil ki. Alem özel isim demek. Ali, Veli gibi veya şehir adı Ankara gibi. Değil yani. Denizli münada nekre-i meksuttur. Vav üzere mebni mahallen mensuptur. Doğru mudur? Doğrudur. Edirne münada nekre-i meksut mahallen mensup. Nekre-i gayr-i meksut olsa mensup yazılması gerekirdi. Yani faizine şeklinde. Ama bu vav ile yazılmış. O zaman Denizli doğru. 3. Muğrep münada türlerinden birisi değildir. Hangisi? Ya Zeynebu
Muğrep değildir. Muğrep olabilmesi için mensup yazılması lazım. Bu ise merfu yazılmış. Demek ki muğrep değil. Bu. Geri hepsi muğreptir. Bak abi de. Ya sa'iden. Ya gafilen. Ya sa'imine. Burada ya nasb alameti. Hepsi mensup yazılmış. Yani muğrepse mensuptur zaten. Hepsi mensup. İlla Edirne. Mensup değil. 7. Arapça cümle, Türkçe çeviri. Bu sana geleni biz sattık ey Osman. Ey Osman, bu sana gelenden bize sat. Ey Osman, bize sattığın sana gelendendir. Sana geleni bize sat. Sana gelen bunu biz satarız. Sana gelen bunu biz satarız. Sana gelen bunu. Değişik bir cümle olmuş. Ya Osman, ey Osman, bi' sat na bize min hadellezi, o şeyden ki vasale, ulaştı ileyke, sana. Öyleyse denizli doğrudur. Dört. Hangi bilgi doğru, hangi bilgi yanlış? Adana. Alem müfret münada mensup olup mahallen merfudur. Mensup olup mahallen merfudur, yanlış. Bursa, nekre gayri meksude olan münada fetha üzeri mebnidir. Gayri meksud ise fetha üzeri mebni olmaz. Mureptir kendisi. Mebni değildir yani, mureptir. Ceyhan doğrudur. Elif lamlı takılı kelimelerden sonra eyyuha veya eyyetuha gelmektedir. Dolayısıyla 4 için ceyhan doğrudur. 8. Noktalı yere ne gelmelidir? Bakın soruyu okumuyorum. Nokta gördüm. Noktalı yere ne gelmelidir? Bitti. Peki ne gelmelidir? Gelecek şey burada an harfi cerridir. Harfi cer ve fiil çalışmasıyla alakalı bir soru idi. 9. Hangi açıklama doğrudur? Eyyüha münada, eyyü muzaf, zamme üzeri mebni. Bir açıklama var 9 için baktığımızda. Doğru şeyin denizde olduğunu görmekteyiz. Eyyü münadadır. Çünkü ya nida edatı, eyyü ise münada olmakta. Eyyü münada. Nekre-i meksut, zamme üzeri mebni, mahalle mensup, ha ise tenbih içindir. Ha, biz bunu zaten ayet incelemesinde göstermiştik değil mi? Bir İrab-ı Kur'an PDF'si açtık. Ya eyyühen nas, ya eyyühellezine amenu. Bunun tam çözümünü bilmemiz gerekir. Kur'an'da çok geçiyor çünkü. 10 noktalı yere ne gelmelidir? Saikan seyyaraten. Saika olmaz. Saika olsa seyyaratin olurdu. Saiki hiç olmaz. Esreli olamaz. Çünkü burada muzaf yok sağ tarafında. Ya nida edatı var. Bu muzaf değildir. Ya saikin olmaz yine. Ya saiku. Saiku da olmaz. Saiku, yani onu merfu gibi okuyacaksan alem olması lazım. Saik alem değildir. Maksut olması lazım. Yine maksut değildir. Elif lam mıdır? Değildir. Sonuç olarak bunun, yani onun Saikan, Adana'da olduğu gibi okunması gerekir. Saikan seyyaraten. Nedir bu? Şebih bil muzaftır. Bu yüzden mensup olarak okunmuştur. Konu nida edatlarını bilmek, münadayı tespit edebilmek, münadanın türünü bilerek doğru irabı verebilmek. Ama işte mensup ne, merfu ne, mecrur nedir? Tesniyelerde muzaf olursa nun'un düştüğü, cem müzekker salimler muzaf olduklarında nun'ların düştüğü, bunlar göz ardı edilmemesi gereken önemli noktalar. Ben bu konuyla alakalı noktalı sorular tahmin ediyorum. Yani bilgi sorusu da sorabilir burada olduğu gibi, ama noktalı soru da gelirse güzel bir soru olacaktır.